Evet, Aykut İnce, şampiyon Trabzonspor sezonun son karşılaşmasını pazar günü saat 16'da İstanbul'da Başakşehir'le karşılaşacak. Ve o maçın hazırlıklarını işte Trabzonspor devam ettiriyor antrenmanlarını. Uzun bir aranın ardından da antrenman basına açık bugün itibariyle. Kameraman arkadaşım Özgür Özdemir şimdi antrenmandan detayları ekrana getiriyor. Futbolcular da şu anda antrenman sahasında yerlerini almış durumdalar. Evet, Trabzonspor'da hemen biraz sonra önümüzden geçecek olan sakatlığı dolayısıyla sezonu kapatan Gervinho sakatlığının geçmesiyle birlikte şu anda idmanda yer alıyor ve düz koşu yapıyor. Diğer futbolculardan önce sahaya geldi ve koşmaya, düz koşu antrenmanına başladı Gervinho. Bunu da hemen belirtelim. Evet, Trabzonspor'da antrenmanda Marek Hamsik yer almıyor. Marek Hamsik izinli olarak ülkesine gitti. Tabii İstanbul Başakşehir karşılaşmasında da cezalı olduğundan dolayı forma giyemeyecekti Marek Hamsik ve şu an izinli olarak ülkesine döndüğünü, ülkesine gittiğini belirtelim. Yıldız futbolcunun, evet, uzun bir aradan sonra Trabzonspor basını, idmanları basına açıldı ve şu anda Trabzon'da da yağmur altında bir idman gerçekleştirildiğini belirtelim. Bordo Mavililer, şampiyon Trabzonspor'un sezonun son karşılaşmasının hazırlıklarını devam ettiriyor. Bordo Mavililer, evet, pazar günü saat 16'da oynanacak karşılaşma için sezonun son karşılaşması. İdman biraz sonra başlayacak. Futbolcular idman sahasında yer aldıklarını belirtelim. Evet, kameraman arkadaşım Özgür Özdemir de ekranlara taşıdığını ifade edelim. Trabzonspor'un sezonun son maçı ile ilgili olarak yaptığı antrenmanı Bordo Maviller pazar günü İstanbul'da Başakşehir'le karşı karşıya geleceğini de belirtelim. Evet, yoğun bir ilgi var basın mensuplarından Trabzonspor'un idman antrenmanına. Tabii antrenman öncesinde Trabzonsporlu futbolcular basın mensuplarıyla bir araya geldi. Biz de A Spor olarak Anastasios Bakasetas'la özel bir röportaj gerçekleştirdik ve bu röportajda Bakasetas kendisiyle ilgili merak edilenleri cevapladı ve şampiyonlukla ilgili, gelen şampiyonlukla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunduğunu belirtelim. Şu anda Bordo Mavi futbolcular saha içerisinde bir araya geldiler. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın etrafında ve antrenmanda yapılacak olanlar kendilerine iletiliyor. Abdullah Avcı tarafından. Evet, belirttiğimiz gibi sezon içerisinde Göztepe maçında, İzmir'de oynanan Göztepe karşılaşmasında sakatlanmıştı Gervinho ve sezonu kapatmıştı. İşte sakatlığının geçmesinin ardından Gervinho da Trabzonspor antrenmanlarına başladığını belirtelim. Düz koşuyla şu anda hemen kameramızın önünden geçiyor Gervinho. Belirttiğimiz gibi diğer futbolculardan birkaç dakika, yaklaşık 10 dakika önce sahaya gelmişti ve düz koşu başlamıştı. Ona devam ediyor Gervinho. Diğer futbolcular da işte teknik direktör Abdullah Avcı'nın etrafında toplanmış durumdalar. İstanbul'da pazar günü saat 16'da oynanacak karşılaşma. Sezonun son karşılaşması olacak şampiyon Trabzonspor'un 2021-2022 sezonunun son karşılaşmasına çıkacaklar. Şu anda futbolcular antrenmanın ilk bölümünde koşu yapacaklar sahada. Onun için birlikte hareket etmeye başladıklarını ifade edelim. Trabzon'da yağmur var. Hafif bir yağmur olduğunu da belirtelim. Soğuk bir hava var. Kış aylarına benzer bir hava durumu var şu anda Trabzon'da. Evet, Cornelius şu anda ekranlara getiriyoruz. Gol krallığında da iddialı
konumda 15 golle sezonun şu ana kadar 15 gol rakip filelere göndermiş Danimarkalı futbolcu Cornelius. Evet, Trabzonspor'un antrenmanı da başladığını ifade edelim bu arada. Futbolcular da biraz önce Gervinho gibi düz koşuyla antrenmana başladılar. Bordo mavili futbolcular. Evet, biz antrenmandan görüntüleri ekrana taşımaya devam ediyoruz. Uzun bir aradan sonra tabii basına açıldı Trabzonspor'un antrenmanları. Bugünkü antrenman. Ve işte uzun bir aradan sonra Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde Trabzonspor antrenmanını ekranlara taşıyoruz. Şampiyon Bordo Mavililer antrenmanlarını devam ettiriyorlar. Ligin son karşılaşması için. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor Bordo Mavili takım. Sezonu şampiyon olarak tamamladığını bir kez daha ifade edelim Bordo Mavililerin. Evet. Abdullah Avcı, teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarının olduğu tarafa doğru geldiğini ifade edelim. Evet, ekranlara taşıyoruz. Teknik direktör Abdullah Avcı şu anda basın mensuplarının yanına geldi. Selamladı basın mensuplarını. Evet. Ne muayene? Daha profesör oldu. Evet. Basın mensuplarıyla selamlıyor basın mensuplarını teknik direktör Abdullah Avcı. Ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Getiriyoruz Trabzonspor'un antrenmanını. Trabzonspor sezonun son karşılaşması İstanbul'da Başakşehir'le oynayacak. Pazar günü ve sezonu tamamlamış olacak. Şampiyonluk apoloti ile tamamlamış olacak Bordo Mavi takım. Evet. Tamam. Tamam. Evet. Evet, yanımızda Yunus Emre Sel'le beraberiz şu anda. Evet Yunus, Trabzonspor son idmanını diyelim, sezonun son maçının idmanlarını yapıyor bu arada. Uzun bir aradan sonra da basına açıldı Trabzonspor idmanları. Neler söylersin, neler görürsün uzun bir aradan sonra? Kesinlikle. Bugün biz medya mensupları için de güzel bir gün. Dolu dolu röportaj yapma şansı da bulduk. Takımla uzun bir aradan sonra da kaynaşma şansı bulduk Ahmet abi. Biraz önce de kulüp medya sorumlusu da açıkladı. Tronsen, İsmail, Siopis sakatlıklar nedeniyle antrenmanda. Yine Abdülkadir Ömür sakatlığı nedeniyle antrenmanda yok. Bu oyuncular tabii Dansville'de yok. Dansville'de ekleyeyim. Bu oyuncuların hafta sonu oynayacak maçta forma giyme ihtimali bulunmuyor. Yine Hamşik izinli olduğu için forma giyemeyecek. Cezalı ve izne çıktığı için tabii oynayamayacak. Güzel bir gün. Trabzon dün sımsıcaktı. Hatta birkaç saat öncesine kadar hava güzeldi. Şimdi yağmur yağıyor. Trabzonspor artık gelecek sezonu planlamaya başladı. O planlardan biraz bahsedersek neler planlanıyor daha tabii doğrusu şu an? Bu sezon başında olduğu gibi yani en çok merak edilen işte transferler yine sezon başı kampına yetişecek mi? Aynısı bu sezon başı da tekrarlanacak. Çünkü herhalde bu şampiyonluğun gelmesinde en önemli
etkenlerden biri de sezon başı yapılan planlamaydı. Şimdi dün Sayın Başkan Ahmet Ağoğlu ile yaptığımız röportaj Aspor'da yayınlandı. Bugün de As Başkan Sayın Ertuğrul Doğan'la yaptığımız röportaj sanırım birazdan yayınlanacak. Orada da çok net ifade ediyor. Biz diyor transfer çalışmalarına yine çok erken başladık diyor. Birçok takım hala teknik adam belirsizliğiyle uğraşırken, belki transfer listesi bile oluşturmamışken biz şu anda çok önemli yol kat ettik diyor ve sayı da veriyorlar aslında. 3 transferi bitirdik yani bunu yönetici olarak. Ya bitirme aşamasında 4. de yolda diyorlar. Şimdi Trabzonspor'un zaten ihtiyaç duyduğu bölgeler aşağı yukarı belli. Bir sol bek transferi yapacak Trabzonspor. Çünkü sezon başından itibaren o bölgede 8 farklı isim denendi. Bir sağ stoper transferi çok öncelikli bir ihtiyaç Trabzonspor için. Çünkü o bölgede yani mevcut oyuncu sayısı yok. Bir de ona ek olarak sezon içerisinde çok devşirme isimler denendi. Bir sağ bek transferi acil ihtiyaç olarak ortaya çıktı. Bruno Perez sakatlık yaşadı. Üstüne bir de Serkan Hasan sakatlık yaşadı. İkisine de tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. O ikisinin yokluğunda bir sağ bek transferi yapacaktır Trabzonspor. Bir defansif orta saha oyuncusu transferi düşünüyor Trabzonspor. Oyunu iki yönlü oynayabilen, top kapma becerisinin yanına topu kullanma, oyun kurma kabiliyetleri olan bir defansif orta saha transferi düşünüyor. Sen de Bakasetas'la röportaj yaptın. O şu anda gitmeyi düşünmüyorum ama kulüp karar verir gibi bir ifade kullandı. Eğer Bakasetas veya Abdülkadir Ömür'den birisi ayrılırsa o bölgeye de bir transfer ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Bir diğer nokta Vakeme konusu. Hala çok ciddi bir belirsizlik içeriyor. Yönetim çok net bir şekilde şunu söylüyor. Biz verebileceğimiz en yüksek rakamı önerdik, karar Vakeme'nin diyor. Dolayısıyla burada hem başkan hem de as başkan bunu söylüyor. İkisinin vereceği karardan sonra ikisinin verdiği bu açıklamadan sonra artık gözler Anthony Vakeme'de. Onun vereceği karar önemli. Forvet transferi de yine Cornelius ve Giannini'den eğer birisi ayrılırsa ve ciddi bir maliyette bonservis getirisiyle ayrılırsa Trabzonspor için bir ihtiyaç olarak ortaya çıkacaktır. Yani yanılmıyorsam 7-8 transfer saydık. Ve 3 transfer bitme aşamasındayken %30-40'ını bitirdik diyor Sayın Başkan Ahmet Ağoğlu. Dolayısıyla en az 8-9 transfer Trabzonspor'u bekliyor. Çok yoğun bir süreç olacak bizler için. Türkiye içerisinden isimler var. Türkiye'de aktif oynayan belli bir seviyeye gelmiş oyuncular var. Ama yurt dışından da gündemde olan oyuncular var. Biz biraz şampiyonluk kutlamalarına kapılarak bu röportajlar sürecinde de transfer haberlerine yoğunlaşmamıştık. Ama görünen o ki çok fazla haber yapacağız. Yoğun bir transfer dönemi bekliyor herkes. Kesinlikle evet, yani çok... 8-9 transfer bekliyor Trabzonspor. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Evet. Yunus Emre Selin de belirttiği gibi Trabzonspor'u yoğun bir transfer dönemi bekliyor diyelim ve Trabzon'dan sözü tekrar size bırakalım. Aykut İnce.